Sokrates'in savunması Seslendiren Akın Altan Atinalılar Beni suçlayanların üzerinizdeki tesirini bilemiyorum. Fakat sözleri o kadar kandırıcıydı ki ben kendi hesabıma onları dinlerken az daha kim olduğumu unutuyordum. Böyle olmakla beraber inanın ki doğru tek söz bile söylememişlerdir. Ancak uydurdukları birçok yalanlar arasında beni usta bir hatip diye göstererek sözlerimin belagatine kanmamak için sizi uyanık bulunmaya davet etmelerine çok şaştım. Ağzımı açar açmaz hiç de güzel söyleyen bir adam olmadığı meydana çıkacak, yalancılıkları elbette anlaşılacak olduğu halde bunu söylemek için insan doğrusu çok utanmaz olmalı. Eğer onlar her doğru söyleyen adama hatip diyorlarsa, diyeceğim yok. Bunu demek istiyorlarsa ben hatip olduğumu kabul ederim ama onların anladığından bambaşka manada. Herhalde demin de dediğim gibi söylediklerinde doğru bir taraf hemen hemen yoktur. Bense size bütün hakikati söyleyeceğim. Fakat Atinalılar, ben onlar gibi baştan başa parlak ve gösterişli sözlerle bezenmiş hazır bir nutuk söyleyecek değilim. Tanrı korusun. Hayır. Şu anda iyi kötü dilim döndüğü kadar söyleyeceğim. Çünkü bütün diyeceklerimin doğru olduğuna inanıyorum. İçinizde kimse benim doğrudan başka bir şey söyleyeceğimi sanmasın. Toy delikanlılarımız gibi huzurunuzda bir takım süslü cümlelerle konuşmak benim yaşımdaki bir adama yakışmaz. Sizden yalnız şunu dileyeceğim. Kendimi savunurken öteden beri alışık olduğum gibi konuştuğumu, Agora'da, sarraf tezgahlarında, o gibi yerlerde nasıl konuşursam burada da öyle konuştuğumu görürseniz şaşırmayınız. O yüzden de sözümü kesmeyiniz. Çünkü ben yetmişimi aştığım halde ilk defa olarak yargıç huzurunda bulunuyorum. Bu yerin diline bütün bütüne yabancıyım. Bunun için bir yabancının ana diliyle kendi yurda adetlerine göre konuşmasını nasıl tabii karşılarsanız, beni de tıpkı bir yabancı sayarak alışık olduğum gibi konuşmama müsaade ediniz. Bu dileğimi yersiz bulmayacağınızı umarım. Söyleyiş iyi veya kötü olmuş, bundan ne çıkar? Siz yalnız benim doğru söyleyip söylemediğime bakınız. Asıl buna önem veriniz.'' Zaten yargıcın asıl meziyeti buradadır. Nasıl ki hatibinki de doğruyu söylemektir. Atinalılar, önce bana yönelmiş olan daha eski suçlamalara ve beni çok daha eskiden beri suçlayanlara cevap vermek isterim. Bundan sonra daha yenilerine cevap vereceğim. Çünkü Atinalılar Yıllardan beri haksız yere beni size karşı suçlayıp duran birçok kimseler olmuştur. Anitos'la arkadaşları benim için daha az tehlikeli olmamakla beraber ben bunlardan daha çok korkarım. Evet yargıçlarım. Bunlar daha tehlikelidirler. Çünkü bunlar birçoğunuzun ta çocukluğunuzdan beri yalanlarla kandırarak Güya göklerde olup bitenlerle uğraşan, yerin altında neler geçtiğini araştıran, yanlışı doğru gibi göstermeyi beceren Sokrates adlı bir bilgin olduğuna sizi inandırmışlardır. Beni suçlayanlar içinde en çok korktuklarım işte bu masalı yayanlardır. Çünkü bunları dinleyenler bu gibi meselelerle uğraşanlar tanrılara inanmaz sanıyorlar. İnanınız İnanınız bu adamlar çoktur. Eskiden beri beni bununla suçluyorlar. Üstelik bunları çocukluğunuzda olsun, gençliğinizde olsun, daha çok tesir altında kalabileceğiniz çağlardayken kulaklarınıza doldurmuşlardı. Hem bu suçlamalar karşılarında kendilerine cevap verecek kimse olmadan benim arkamdan oluyordu. Bir komedi yazarını bir yana bırakırsak Ötekilerinin adının ne biliyorum ne de size söyleyecek durumdayım. İşin en korkunç tarafı işte bu. Kıskançlıkları, kötülükleri yüzünden bazen ilkin kendilerini bile inandırmaya kadar vararak sizi bütün bu suçlamalara inandıran bu adamlar uğraşılması en güç olanlardır. Çünkü bunların ne buraya getirmek ne de söylediklerini çürütmek mümkündür. Bu yüzden kendimi savunurken sadece gölgelerle çarpışmak, karşımda cevap verecek biri olmadan iddialarının yanlışlığını göstermek zorunda kalıyorum. O halde demin de dediğim gibi, düşmanlarımın iki çeşit olduğunu görüyorsunuz. Bir beni şimdi suçlayanlar, bir de eskiden suçlamış olanlar. Umarım ki ilkin ikincilere cevap vermemi siz de yerinde bulursunuz. Çünkü bunları hep ötekilerden daha önce hem de daha sık duymuşsunuzdur. O halde Atinalılar, artık savunmama başlayabilirim. Yıllardan beri kafanızda kökleşmiş olan bir suçlamayı kısa bir zamanda söküp atmaya çalışmalıyım. Eğer hakkında ve hakkınızda hayırlıysa, bunu başarmayı ve kendimi temize çıkarmayı temenni ederim. Ama bunun kolay bir iş olmadığını da iyice biliyorum. Her neyse. Bunu Tanrı'nın buyruğuna bırakalım. Bana düşen vazife, kanunun emrine göre kendimi savunmaktır. Baştan başlayarak benim kötülenmeme yol açan ve Meletosu bu davayı aleyhime açmaya cesaretlendiren suçlamanın ne olduğunu araştıralım. Bir defa bana iftira edenler bakalım ne diyorlar. Beni dava ettiklerini farz ederek bunların suçlamalarını şöyle kısaca bir toplayacağım. Sokrates kötü bir insandır. Yer altında, gökyüzünde olup bitenlere karışıyor. Eğriyi doğru diye gösteriyor. Bunları başkalarına da öğretiyor. Suçlamanın aşağı yukarı özü bu. Aristofanes'in komedyasında gördüğünüz gibi, Sahnede Sokrates adlı bir adam dolaştırılıyor. Havada gezdiğinden, benim hiç ama hiç anlamadığım şeylerden dem vurarak bir sürü saçma sapan sözler söylüyor. Bunu, böyle bir bilgisi olanlar varsa onları küçültmek için söylemiyorum. Meletos'un bana açtığı bu davadan kurtulamayayım ki, Atinalılar Gerçekte benim bunlar üzerinde en küçük bir fikrim bile yoktur. Burada bulunanların çoğu bunun doğruluğuna şahittir. Onlara hitap ediyorum. Beni dinleyenler. İçinizde bu meseleler hakkında şimdiye kadar tek söz söylediğimi bilen varsa buradakilere söylesin. Cevaplarını istiyorsunuz. Suçlamanın bu kısmına verdikleri bu cevap karşısında Geri kalanının doğruluğu hakkında da bir hüküm verebilirsiniz. Bunun gibi benim parayla ders vermekte olduğuma dair dolaşan sözün de hiçbir temeli yoktur. Bu da ötekiler kadar asılsızdır. Doğrusu bir kimsenin insanlara gerçekten bir şey öğretmesi mümkün olsaydı buna karşılık para alması bence o kimse için bir şeref olurdu. Leontino Gorgias gibi, Keoslu Prodikos gibi, Elisli Hippias gibi şehir şehir gezerek ders veren gençlerin kendi hemşerilerinden parasız ders almaları pek hala mümkünken, onları bu hemşerilerinden ayırarak kendilerine çekecek kadar kandıran, dersleri için para almakla kalmayıp, Üstelik bu parayı lütfen kabul ettiklerinden dolayı bir de teşekkür ettiren kimseler var. Şimdi Atina'da Paroslu bir bilgin varmış. Bu adamı öğrenişim şöyle olmuştu. Bir gün bilgicilerin uğruna dünya kadar para harcayan Hipponikos oğlu Kallias'a rastlamıştım. Bu zatın iki oğlu olduğunu biliyordum. Onun için kendisine sordum. Kallias dedim. İki oğlun olacağına iki tavuğun veya buzağın olsaydı Bunları eline verecek birini bulmakta zorluk çekmezdik. Onları kendi tabiatlarının mümkün kıldığı ölçüde yetiştirecek ve olgunlaştıracak bir seyis veya bir çiftçi tutardık. Fakat madem ki birer insandırlar, onları kimin eline vereceğini biliyor musun? Onları bir insan ve bir yurttaş olarak yetiştirecek biri var mıdır? Herhalde senin oğulların olduğuna göre bu meseleyi düşünmüşsündür. Ne dersin? Böyle bir kimse var mı? Kallias bana, evet vardır dedi. Öyleyse kim? Nereli? Derslerini kaça veriyor? Diye sorunca, Paroslu Evenos dersine beş mina alıyor cevabını verdi. O zaman kendi kendime düşündüm ve dedim ki, Evenos gerçekten böyle bir bilginse bu bilgisini bu kadar ucuza öğretiyorsa doğrusu bahtiyarmış ben de böyle bir bilgi olsaydı gerçekten ben de gurur ve sevinç duyardım fakat atinalılar doğrusu benim böyle bir bilgim yoktur belki içinizden biri bütün bunlara karşı diyecek ki sokrates bunların hepsi güzel ama uğradığım bu suçlamalar nereden çıkıyor Herhalde alışılanın dışında bir şey yapmış olacaksın ki aleyhine bu gibi suçlamalar var. Sen de herkes gibi olaydın, bütün bu dedikodular çıkmazdı. O halde hakkında acele bir hüküm vermemizi istemiyorsan bize bunların sebebini anlat. Bu itirazın haklı ve yerinde olduğunu kabul ederim. Onun için ben de size bu kötü şöhretimin nereden çıktığını anlatacağım. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Bazılarınız belki şaka ediyorum sanacak ama inanın ki tamamiyle doğru söylüyorum. Atinalılar, bu şöhret bende bulunan bir nevi bilgiden sadece ondan çıkmıştır. Bunun ne biçim bir bilgi olduğunu sorarsanız derim ki bu herkesin elde edebileceği bir bilgidir. Ben de ancak bu manada bilgim olduğunu sanıyorum.'' Halbuki sözüne ettiğim kimselerin bende olmadığı için size anlatamayacağım insanüstü bilgileri var. Benim böyle bir bilgim olduğunu söyleyen yalan söyler. Bana iftira eder. Atinalılar, size belki mübalağa ediyorum gibi gelecek. Fakat sözümü kesmemenizi dilerim. Çünkü size şimdi söyleyeceğim sözler benim sözlerim değildir.'' size güvenilir bir şahit göstereceğim. Benim bir bilgim varsa, bunun nasıl bir bilgi olduğunu Delfoi tanrısından dinleyin. Kayrefon'u tanırsınız. Çok eski bir arkadaşımdı. Sizin de dostunuzdu. Geçen sürgünde o da sizinle birlikteydi. Dönerken de birlikte gelmiştiniz. Kayrefon'un huyunu bilirsiniz. Kafasına koyduğu şeyi muhakkak yapardı.'' Bir gün Delfoy'e gitmiş, lütfen sözümü kesmeyiniz, benden daha bilgin bir kimse olup olmadığını Tanrı'ya çekinmeden sormuş. Pitonlu Tanrı sözcüsü de benden daha bilgin bir adam olmadığını söylemiş. Kayrefon bugün sağ değil ama kardeşi burada mahkemededir. Söylediklerimin doğruluğunu tasdik edebilir.'' Bunu size sırf bu kötü şöhretimin nereden çıktığını göstermek için söylüyorum. Tanrı'nın bu cevabını öğrenince düşündüm. Tanrı bu sözüyle ne demek istemiş? Bu muamma nedir? Çünkü az olsun çok olsun ben de böyle bir bilgi olmadığını biliyorum. Böyle olduğu halde insanların en bilgini olduğumu söylemekle ne demek istiyordu? Tanrı yalan söylemez yalan onun özüyle uzlaşır bir şey değil. Ne demek istediğini uzun zaman düşündüm. En sonunda işin aslını bir deneyim dedim. Bilgisi belli birini bulup Tanrı'ya gider, sözünü çürütmek için derim ki, işte benden daha bilgili bir adam. Oysa ki sen benim için en bilgili demişsin. Bunun üzerine bilgisiyle ün almış birine gittim. Kendisine iyice baktım. Adı lazım değil. Denemek için seçtiğim bu adam devlet işleriyle uğraşır. Vardığım sonuç şu oldu. Bu adam çok kimselere, hele kendisine bilgin gözüküyor ama gerçekten hiçbir bilgisi yok. Bunun üzerine kendisini bilgin sandığını, hakikatte ise olmadığını anlatmaya çalıştım. Bunun sonucu onun da Üstelik orada bulunup beni dinleyen birçok kimselerin de düşmanlığını kazanmak oldu. Yanından ayrılırken kendi kendime dedim ki, doğrusu belki ikimizin de iyi, güzel bir şey bildiğimiz yok. Ama gene ben ondan bilginim. Çünkü o hiçbir şey bilmediği halde bildiğini sanıyor. Bense bilmiyorum ama bildiğimi de sanmıyorum.'' Demek ben ondan biraz bilgiliyim. Çünkü bilmediklerimi bilirim sanmıyorum. Bundan sonra başka birine, daha da çok bilgili tanınan başka birine gittim. Gene o sonuca vardım. Onun da daha birçoklarının da düşmanlığını kazandım. Böylece kendime birçok düşmanlar edindiğimi bile bile birini bırakıp ötekine gidiyor Gittikçe umutsuzlaşıyor ve kederleniyordum. Artık boynumun borcu oldu. Her şeyden önce Tanrı'nın sözünü göz önünde tutmalıyım, diyordum. Bilgili denen kim varsa ona başvurarak, Tanrı'nın ne demek istediğini anlamam gerekti. Size doğruyu söylemeliyim. Atinalılar, köpek hakkı için, bütün o araştırmalarımda baktım, asıl bilgisizler, bilgilidir diye tanınmış olanlar. Boştur denenlerde ise daha çok akıl var. Size bütün o dolaşıp durmalarımı anlatayım. Atinalılar, o kadar didindim, Tanrı'nın sözünü çürütemedim. Devlet adamlarından sonra tragedya yazanlara, Ditirambos şairlerine, her çeşidinden şairlere başvurdum. Kendi kendime, Artık bu sefer göreceksin. Kendinin onlardan çok daha bilgisiz olduğunu anlayacaksın, diyordum. Yazılarından bence en işlenmiş parçaları seçtim. Ne demek istemiş olduklarını gidip kendilerinden sordum. Bir şey öğreneceğimi umuyordum. Yargıçlar, inanır mısınız? Doğruyu söylemeye utanıyorum ama söylemeliyim. O şairlerin eserleri hakkında dedikleri, orada bulunan hemen herkesin diyebileceğinden daha iyi değildi. O zaman anladım ki şairler eserlerini bilgilerinden değil, bir çeşit içgüdüyle Tanrı'dan gelme bir ilhamla yazıyorlar. Tıpkı bir sürü güzel şeyler söyleyip de dediklerinden bir şey anlamayan Tanrı sözcüleri, biliciler gibi. Şairler için de öyle olduğunu gördüm. Üstelik onlar kendilerinde şairlik var diye bilmedikleri şeylerde de insanların en bilgini olduklarını sanıyorlar. Yanlarından ayrılırken anlamıştım ki devlet adamları karşısında nasıl bir üstünlüğüm varsa onlardan da böylece üstünüm. En son ustalara gittim. Çünkü kendimin bir şey bilmediğimin farkında olduğum gibi onların da hem çok hem iyi şeyler bildiklerine emindim. Bu sefer aldanmamışım. Onlar benim bilmediğim birçok şeyleri gerçekten biliyorlardı ve bunda hiç şüphesiz benden daha bilgindiler. Ama Atinalılar, gördüm ki iyi ustalarda da şairlerdeki kusur var. Kendi işlerinin eri oldukları için en yüksek şeylerden de anladıklarını sanıyorlar. Böyle sandıkları için de asıl bilgileri gölgede kalıyordu.'' O kadar ki tanrının sözüne geldim. Onlar gibi bilgin, onlar gibi de bilgisiz olmaktansa, bilgilerini de bilgisizliklerini de edinmeyip olduğum gibi kalmak daha iyi değil mi diye düşündüm. Gerek kendime, gerek tanrı sözüne cevap vererek benim için olduğum gibi kalmak daha iyi dedim. Atinalılar bütün bu araştırmaların birçok düşmanlar, hem de en kötü, en tehlikeli suyundan düşmanlar edinmeme sebep oldu. Birçok iftiralara yol açtı. Adım bilge diye çıktı çünkü beni dinleyenler başkalarında bulunmadığını gösterdiğim bilginin bende bulunduğunu sandılar. Asıl bilen Atina yargıçları belki yalnız Tanrı'dır o sözüyle de insan bilgisinin büyük bir şey olmadığını, hatta hiçbir şey olmadığını göstermek istemiştir. Sokrates demiş olması ancak bir söz gelişidir. Ey insanlar! Aranızda en bilgesi, Sokrates gibi bilgeliğinin gerçekte bir hiç olduğunu bilendir, demek istemiş. İşte böylece Tanrı'nın sözünü düşünerek yer yer dolaşıyor, Yurttaş olsun, yabancı olsun, bilge sandığım kimi bulursam konuşup soruyorum. Bilge olduklarını anlayınca da, Tanrı sözüne hak vererek, bilge olmadıklarını kendilerine gösteriyorum. Bu iş bütün vaktimi alıyor. Bu yüzden devlet işleriyle de kendi işlerimle de iyice uğraşacak vakit bulamıyorum. O kadar ki, Tanrı'ya hizmet edeyim diye yoksul kaldım. Dahası var. Bir takım gençler kendiliklerinden başıma toplanıyor. Babaları zengin, vakitleri bol. Ben önüme aldığım adama sorular sorarken durup dinliyorlar. Üstelik bilgiçlerin sorguya çekilmesini dinlemekten hoşlanıyorlar. Çok defa bana benzeyerek kendileri de başkalarını denemeye kalkışıyorlar. Az bir bilgiyle, hatta büsbütün bilgisiz, kendilerini bilgin sananlar sayısız bunu o delikanlılar da buluyorlar sıkıştırdıkları adamlar kendilerine kızacaklarına bana kızıyor ah bu alçak sokrates gençleri baştan çıkarıyor diyorlar halbuki biri çıkıp da kendilerine sorsa peki ama bunun için ne yapıyor ne öğretiyor dese ne cevap vereceklerini bilmezler fakat şaşkınlıklarını belli etmemek için de her zaman filozoflara karşı çevrilen, bulutlarda yerin dibinde olup bitenleri öğretmek, tanrılara inanmamak, iyi kötü göstermek gibi beylik sözleri sayıp dökerler. Çünkü bir şey bilmedikleri halde biliyor görünmek istemelerinin açığa vurulduğunu söylemeye bir türlü dilleri varmaz. Onlar ille iyi tanınacağız, sözümüz geçecek diyen, hem de kalabalık insanlardır. Benim sözüm açılınca birazdan konuşup karşılarındakini kandırmayı bildikleri için öteden beri ağır iftiralarla kulaklarımızı doldurdular. Gene de dolduruyorlar. Meletosa, Anitosa, Likona bana saldırmak cesaretini veren işte bu iftiralardır. Meletos şairlerin, Anitos ustalarla politikacıların, Likon'da hatiplerin kimlerine tercüman olmuştur. Sözüme başlarken de dediğim gibi, böyle kök salmış bir iftiradan kendimi, böyle az bir zamanda temize çıkarabileceğimi ummam. İşte Atinalılar, size doğruyu söyledim. Büyük, küçük bir şeyi saklamadım, bir şeyi değiştirmedim.'' Biliyorum ki bu yüzden yine garajlarına uğrayacağım. Bu da gösterir ki ben doğruyu söylüyorum. Bana iftira ediliyor sebebi de budur. Şimdi arayın, sonra arayın. Bulacağınız hep budur. Beni suçlayanların birincilerine karşı bu kadar savunma yeter. Şimdi ikincilere dönüyorum. Bunların başında Meletos. Kendi sözüyle iyi yurdunu gerçekten seven Meletos var. Bunlara karşı da kendimi savunmaya çalışacağım. Nelerden şikayet ettiklerini bir okuyalım. Aşağı yukarı şöyle deniyor. Sokrates gençleri doğru yoldan ayırmakla, devletin tanrılarına inanmamakla, bunların yerine yeni yeni tanrılar koymakla suçludur. İşte bana yükledikleri suçlar, bunların hepsini ele alalım. Gençleri doğru yoldan ayırmak suçunu işliyormuşum. Ben de iddia ediyorum ki Meletos ciddi şeyleri alaya alarak herkesle eğlenmekten, gerçekte üzerinde hiç uğraşmadığı işlere güya taassup ve ilgi göstererek herkesi mahkemeye sürüklemekten suçludur. Bunun böyle olduğunu size ispata çalışacağım. Meletos, şöyle gel.'' Bana cevap ver. Gençlerimizin mümkün olduğu kadar erdemli olmalarına çok önem veriyorsun, değil mi? Tabii veriyorum. O halde onları daha iyi kılanın kim olduğunu da yargıçlara söyle. Madem ki onları doğru yoldan ayıranı meydana çıkarmak zahmetine katlanmışsın ve yargıçların karşısında beni göstererek bu suçlunun ben olduğumu iddia ediyorsun. O halde şunu da bilmen gerekecektir. Onları terbiye edenler kim? Yargıçlara adlarıyla söyle. Gördün mü, Meletos? Susuyorsun işte. Bir şey söylemiyorsun ama bu susman senin için utanılacak bir şey değil mi? Meseleyle hiçbir ilişiğin yoktur dememin bu açık bir kanıtı değil mi? Söyle dostum. Söyle. Gençleri daha iyi kılan nedir? Kanunlar. Fakat delikanlım, bu benim soruma cevap değil ki. Ben şunu bilmek istiyorum. Her şeyden önce bu kanunları bilen kim? İşte bu mahkemedeki yargıçlar. Sokrates. Ne dedin? Nasıl, Meletos? Onlar gençleri yetiştirebilir, daha iyi kılar mı diyorsun? Elbette. Hepsi mi yoksa bazıları mı? Hepsi. İra hakkı için ne güzel söz. Demek gençleri daha iyi kılanlar birçok kimselermiş. O halde söyle bakalım. Burada bizi dinleyenler de gençliği terbiye ediyorlar mı? Evet onlar da. Peki, ya Bule üyeleri? Onlar da. Acaba Eklesya'da halk meclisinde toplanan yurttaşlar gençliği doğru yoldan ayırıyorlar mı, yoksa onlar da terbiye mi ediyorlar dersin? Onlar da terbiye ediyorlar. O halde benden başka bütün Atinalılar onları güzel ve iyi kılıyorlar Onları yalnız ben doğru yoldan ayırıyorum. İddiam bu değil mi? Tam işte bu. Sen haklıysan ben gerçekten çok bahtsız bir adamım. Ama tut ki sana şöyle bir şey soruyorum. Acaba sana göre atlar içinde böyle mi? Atlara da herkesin iyilik ettiğine, yalnız bir kimsenin kötülük ettiğine inanıyor musun? Hakikat bunun tam tersi değil mi? Atları bir veya birkaç kişi. Yani seyisler terbiye edebiliyor. Kullananlarsa onları bozuyorlar, değil mi? Atlar içinde, başka hayvanlar içinde böyledir, değil mi Meletos? Bu şüphesiz böyledir. Anitos'la sen ne derseniz deyiniz, Gençleri yalnız bir kişinin yanlış yola sürüklediği, ondan başka herkesin daha iyi kıldığı doğru olsaydı, bu onlar için gerçekten eşsiz bir bahtiyarlık olurdu. Ama hayır Meletos, gençler üzerinde hiç kafa yormadığını yetecek kadar gösterdim. Senin kayıtsızlığın, bana karşı çevirdiğin şeyleri hiç umursamamış olmandan da açıkça anlaşılıyor. Şimdi sana bir sorun daha var. Zeus hakkı için cevap ver. Sence kötü kimselerle birlikte yaşamak mı, yoksa iyi kimselerle birlikte yaşamak mı daha iyi? Cevap versene dostum. Zor bir şey sormuyorum. İyi insanlar yanlarındakilere hep iyilik, kötüler de kötülük ederler, değil mi? Şüphesiz. Şimdi bir arada yaşadığı kimselerden faydadan çok zarar görmek isteyen var mı? Cevap ver dostum. Kanun cevap vermeni emrediyor. Zarar görmek isteyecek kimse var mıdır? Elbette yoktur. Peki gençleri doğru yoldan çıkarıyor kötülüğe götürüyor diye beni suçluyorsun. Bence ben bu suçu bilerek mi, bilmeyerek mi işliyorum? Bilerek diyorum. Demek ki Meletos, iyilerin yanlarındakilere iyilik, kötülerinse kötülük ettikleri şu genç yaşında, senin yüksek zekanca bilinen bir gerçek olduğu halde, ben bu yaşımda, Birlikte yaşamak zorunda olduğum bir kimseyi doğru yoldan ayırırsam ondan bana zarar geleceğini bilmeyecek kadar karanlık ve bilgisizlik içindeyim. Hem de bunu iddiana göre bile bile yapıyorum. Meletos Buna ne beni inandırabilirsin ne de başkalarını. Öyleyse ya ben onları doğru yoldan çıkarmıyorum yahut da çıkarıyorsam bunu bilmeyerek yapıyorum. Her iki halde de yalan söylüyorsun. Bundan başka işlediğim suç bilmeyerek işlenmişse kanun onu suç tanımaz. Beni bir kenara çekerek ayrıca hatırlatman ve öğüt vermen gerekirdi. Çünkü öğütle bilmeyerek işlediğim suçu herhalde işlemekten vazgeçerdim. Halbuki sen benimle konuşmaktan, bana öğretmekten kaçındın.'' Bunu istemedin. Beni mahkemeye, kanunun aydınlatılması gerekenleri değil, cezalandırılması gerekenleri gönderdiği mahkemeye sürükledin. Atinalılar, artık anlaşılıyor ki Meletos bu işlerle az olsun çok olsun kafa yormamıştır. Ama Meletos sen gene söyle. Ben gençlerin nasıl yanlış yola sürüklüyorum? Yazdığın suçlamadan anladığıma göre Gençlere devletin tanıdığı tanrıları tanımamayı, onların yerine başka tanrılara inanmayı öğretiyormuşum. Gençleri bozan derslerim bunlardır diyorsun, değil mi? Evet, bunu bütün kuvvetimle iddia ediyorum. Öyleyse Meletos, sözüne ettiğimiz tanrılar hakkı için ne demek istediğini bana ve bu yargıçlara daha açıkça anlat. Sence ben bir takım tanrılara inanmayı öğretiyormuşum. Öyleyse o tanrılara ben kendim de inanıyorum. Demek ki Büsbütün tanrı bilmez değilim. Böyle bir suç işlememişim. Şimdi bunu anlayalım. Sen beni devletin tanrılarını bırakıp başka tanrılara inanmakla mı suçluyorsun? Yoksa tanrılara Büsbütün inanmayıp bunu başkalarına da aşılamakla mı? Evet. Ben senin hiçbir tanrıya inanmadığını söylüyorum şaşılacak şey Meletos bunu nereden çıkarıyorsun Herkes gibi güneşin veya ayın tanrılığına inanmadığımı mı söylemek istiyorsun Emin olun yargıçlar inanmaz çünkü güneşin taş ayın toprak olduğunu söylüyor Fakat dostum Meletos sen beni Anaxogaras sanmışsın da buraya çıkarmışsın. Buradaki yargıçları, Klozomenai'li Anaxogaras'ın yazılarının bu kuramlarla dolu olduğunu bilmeyecek kadar boş ve cahil mi sanıyorsun? Gençler bu yazıları orkestrada en çok bir drahmiye satın alabilirlerse, Sokrates de bu fikirleri kendine mal edince, delikanlılar onunla pekala alay edebilirlerse, bunları neden gelip benden öğrensinler? Doğru söyle Meletos. Sen gerçekten benim hiçbir tanrıya inanmadığımı mı sanıyorsun? Zeus'a yemin ederim ki hiç hiçbir tanrıya inanmıyorsun. Buna kimse inanmayacak. Atinalılar, bu Meletos azgının küstahın biri. Beni suçlaması da gençliğinden hakaret olsun diye. Kim bilir? Belki de beni denemek için bu muammayı uydurmuştur. Belki de kendi kendine "Bakalım bilgin Sokrates işi alaya alıp birbirini tutmaz sözler söylediğimi bulacak, meydana çıkaracak mı? Yoksa onu da bizi dinleyenleri de aldatabilecek miyim?" demiştir. Bana öyle geliyor ki suçlamasında bir dediği bir dediğini tutmuyor. Sanki şöyle demiş: "Sokrates Tanrıların varlığına inanmamaktan, Tanrılar olduğuna da inanmamaktan suçludur. Buna düpedüz alay derler. Atinalılar, Meletos'un düştüğü tutmazlıkları benimle beraber gözden geçirin ve sen Meletos, bize cevap ver. Siz de benim ta baştaki dileğimi hatırlayın da alışık olduğum gibi söz söylersem ses çıkar mıyım? Dünyada bir kimse var mıdır ki, Meletos, insanlık işler olduğuna inansın da, insanlar bulunduğuna inanmasın. Şunu söyleyin Atinalılar. Kaçamaklı yollara sapmadan bana cevap versin. Bir adam bulunur mu ki, at yoktur ama atın kullanıldığı işler vardır. flautacılar yoktur ama flautacılık vardır, desin. Bulunmaz dostum, bulunmaz. Madem ki sen cevap vermekten kaçınıyorsun, sana da buradakilere de cevabı ben vereyim. Ama hiç olmazsa şuna cevap ver. Bir kimse var mıdır ki tanrılık işlere inansın da tanrılara inanmasın? Daimonlara inanmasın da daimonların kuvvetine inansın. Hayır, yoktur. Çok şükür. Yargıçların zoruyla ağzından bu cevabı alabildim. Demek daimonluk işlere, bu işler yeni olsun, eski olsun, inandığımı ve bunları öğrettiğimi iddia ediyorsun. O halde söylediğine göre ben daimonluk işlere inanıyorum. Suçlamanda buna yemin bile ediyorsun. Bu işlere inanıyorsam, Onların varlığına da ister istemez inanmam gerekir, öyle değil mi? Hiç şüphesiz cevap vermediğine göre senin de aynı fikirde olduğunu kabul ediyorum. Peki, daimonları tanrı veya tanrı okulları olarak alabiliriz, değil mi? Evet, şüphesiz. Öyleyse, söylediğim gibi daimonların varlığına inanıyorsam, Öte yandan da ne adlı olursa olsun, daimonlar bir nevi tanrıysalar, muammalar çıkarıyorsun ve bizimle eğleniyorsun demekte de haksız mıyım? Hem tanrılara inanmadığımı iddia ediyorsun, hem de biraz sonra daimonlara inandığımı söylemekle tanrılara inandığımı kabul etmiş oluyorsun. Denildiği gibi daimonlar, tanrıların nimfalar. Veya başka analardan doğan piçleri iseler. Veya başka analardan doğan piçleri iseler. Tanrılar olmadığı halde tanrıların çocukları olduğuna kim inanabilir? Bu katırın eşekle atın çocuğu olduğuna fakat eşeğin de atın da var olduğuna inanmamak kadar yersiz olur. Hayır. Meletos. Sen bütün bu saçmaları ya beni denemek için kasten çıkarmışsındır, yahut da bana karşı ciddi bir suç bulamadığından suçlamana koydun. Fakat inan ki, aynı bir kimsenin daimonluk işlere inandığı halde, daimonlara, tanrılara, kahramanlara inanmayacağına biraz anlayışı olan hiçbir kimseyi inandıramazsın. Meletos'un suçlamalarına yeter ölçüde cevap verdim sanıyorum, daha fazla savunmama gerek yoktur. Bununla beraber üzerime ne kadar çok kin çekmiş olduğumu düşünüyorum ve hüküm giymem gerekirse beni yok edecek olanın bu olduğunu, onun meletos, anitos değil, şimdiye kadar birçok iyi insanların ölümüne sebep olmuş, belki ileride de olacak olan iftira ve çekememezlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kurbanların sonuncusu herhalde ben olmasam gerek. Belki biri şöyle diyecek: Sokrates, seni böyle vakitsiz bir sona sürükleyen bir ömürden utanç duymuyor musun? Bunu bana soracak olana açıkça cevap verebilir ve diyebilirim ki: Dostum, yanılıyorsun. Değeri olan bir kimse yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye düşünmemelidir. Bir iş görürken yalnız doğru mu, eğri mi hareket ettiğini cesaretli bir adam gibi mi yoksa tabansız mı hareket ettiğini düşünmelidir. Halbuki sizin özünüzde, Troya'da ölen kahramanların, hele namussuzluğa karşı her türlü tehlikeyi küçümseyen Tetis'in oğlunun bir değeri olmaması lazım. Hektor'u öldürmek için sabırsızlanırken, anası Tanrı ona, yanılmıyorsam aşağı yukarı şu sözleri söylemişti. Oğlum, Arkadaşım Patroklos'un öcünü alacak ve Hektor'u öldüreceksin. Ancak bil ki onun arkasından sen de hemen öleceksin. Çünkü Tanrı hükmü böyle emrediyor. Halbuki o bu öğüde aldırmayıp her şeyi göze alarak arkadaşının öcünü almadan namussuzca yaşamaya ölümü ve tehlikeyi üstün gördü. Burada şu eğri gemilerin yanında dünyaya lüzumsuz bir yük olarak maskara gibi durmaktansa, düşmanından öcümü alayım, arkasından da öleyim dedi. Onun bu hareketinde hiç ölüm ve tehlike korkusu var mıydı? En doğru hareket, Atinalılar, bir kimsenin yeri neresi olursa olsun, ister kendinin seçtiği, ister komutanının gösterdiği yer olsun, tehlike karşısında direnmek, ölümü veya başka tehlikeleri değil, ancak namusu göz önünde bulundurmaktadır. Atinalılar, benim için de bundan başka türlü hareket etmek gerçekten çok garip olurdu. Çünkü Potidaya'da, Amfipolis'te, Delion'da seçtiğiniz komutanların gösterdikleri yerde, her türlü ölüm tehlikesi karşısında bütün cesaretiyle duran ben, şimdi kendi fikir ve sanımca Tanrı tarafından kendimi ve başkalarını denemek için filozofluk vazifesiyle gönderildiğim zaman, ölüm veya başka bir şey korkusuyla vazifemi bırakıp nasıl kaçardım? Böyle bir hareket gerçekten ağır bir suç olurdu. Kendimi bilge sanarak ölüm korkusuyla Tanrı sözüne baş eğmeseydim, o zaman mahkemeye pek haklı olarak çağrılabilir, tanrıların varlığını inkardan suçlanabilirdim. Çünkü yargıçlar, ölüm korkusu, gerçekte bilge olmadığı halde kendini bilge sanmak değil midir? Bilinmeyeni bilmek iddiası değil midir? İnsanların, korkularından en büyük kötülük saydıkları ölümün en büyük iyilik olmadığını kim bilir? Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak, Gerçekten utanılacak bir bilgisizlik değil midir? İşte yargıçlar ancak bu noktada başkalarından farklı olduğuma inanıyorum. Belki de onlardan daha bilge olduğumu iddia edebilirim. Ben öteki dünyada olup bitenler hakkında pek az bir şey bildiğim halde bir şey bildiğime inanmıyorum. Fakat Tanrı olsun, insan olsun Belki kendinden daha iyi olanlara haksızlık ve itaatsizlik etmenin bir kötülük, bir namussuzluk olduğunu biliyorum. Ben kötülük olduğunu iyice bildiğim şeylerden korkarım ama iyilik olmadığını kestirmediğim şeylerden ne korkar ne de sakınırım. Onun için siz beni şimdi serbest bırakıp Anitos'un size Sokrates madem ki böyle bir suçla suçludur ona herhalde ölüm cezasını vermek gerekiyor. Yoksa bütün çocuklarınız onun öğütlerini dinleyerek büsbütün bozulacaklardır." demesine bakmayarak Sokrates, "Biz Anitos'un fikirlerine inanmak istemiyoruz. Seni serbest bırakacağız ama bir şartla. Artık bir daha böyle herkesi sorguya çekmeyeceğine ve filozofluk etmeyeceğine söz vermek şartıyla." bunları yapmakla bir daha suçlandırılırsan öleceksin derseniz, kurtulmam için ileri sürülebilecek böyle bir şarta karşı derim ki, Atinalılar, size saygı ve sevgim vardır. Ancak ben size değil, yalnız Tanrı'ya baş eğerim. Ömrüm ve kuvvetim oldukça da iyi biliniz ki, felsefeyle uğraşmaktan, karşıma çıkan herkesi buna yöneltmekten, felsefeyi öğretmekten vazgeçmeyeceğim. Karşıma çıkana her zaman dediğim gibi gene şöyle diyeceğim. Sen ki, dostum, Atinalısın, dünyanın en büyük kudretiyle, bilgeliğiyle en ünlü şehrinin hemşerisisin. Paraya, şerefe, üne bu kadar önem verdiğin halde bilgeliğe, akla, hiç durmadan yükseltilmesi gereken ruha bu kadar az önem vermekten sıkılmaz mısın? Kendisiyle münakaşa ettiğim bir adam bu saydıklarıma önem verdiğini söylerse, yakasını bırakacağımı ve salı vereceğimi sanmayınız. Hayır, gene soracağım. Onu gene sorguya çekeceğim onunla gene münakaşa edeceğim. Erdemli olduğunun bir sözden başka bir şey olmadığını anlarsam, kendisini değeri büyük olana az değer verdiğinden, değeri küçük olana çok değer verdiğinden ötürü utandıracağım. Aynı sözleri genç, ihtiyar, yurttaş, yabancı, herkese, hele benim kardeşlerim olduklarından dolayı bütün hemşerilerime tekrarlayacağım. Çünkü biliniz, bu bana Tanrı'nın bir buyruğudur. Şuna inanıyorum ki şehrimizde şimdiye kadar Tanrı'ya benim bu hizmetimden daha büyük bir iyilik edilmemiştir. Çünkü ben genç, ihtiyar hepinizi vücudunuza, paranıza değil her şeyden önce ruhun en yüksek terbiyesine önem vermeniz gerektiğine kandırmaktan başka bir şey yapmıyorum. Evet, benim vazifem size parayla erdemin elde edilemeyeceğini, paranın da genel olsun özel olsun her türlü iyiliğin de ancak erdemden geldiğini söylemektir. Ben bunları öğretmekle gençleri doğru yoldan ayırıyorsam zararlı bir insan olduğumu kabul ederim. Ama biri gelip öğrettiğim şeylerin bunlar olmadığını iddia ederse yalan söylemiş olur. Bu noktada Atinalılar, Anitos'a ister inanın, ister inanmayın, hakkında ister beraat hükmü verin, ister vermeyin, herhalde iyice bilin ki bir değil, bin kere ölmem gerekse bile yolumu asla değiştirmeyeceğim. Atinalılar, sözümü kesmeyiniz, beni dinleyiniz. Sonuna kadar dinleyeceğinize söz vermiştiniz. Söyleyecek bir şeyim daha kaldı.'' öyle bir şey ki işitince korkarım haykırmak isteyeceksiniz fakat beni dinlemek sizin için daha hayırlı olacaktır onun için çok yalvarırım sakin olunuz bilmelisiniz ki benim gibi bir adamı öldürmekle beni değil kendinizi cezalandıracaksınız bana kimse ne meletos ne de anitos zarar verebilir Kötü bir kimse iyi bir adamı nasıl zarara sokabilir? Ancak kendine zarar vermiş olur. Onlarda şüphesiz beni öldürtmek, süründürmek veya hemşerilik haklarından yoksun bırakmak imkanı vardır. Onlar herkesle beraber böyle bir cezanın bana karşı büyük bir kötülük olduğunu sanabilirler. Fakat burada onlarla bir düşünemem. Çünkü onların şimdi yaptıkları gibi Başka bir kimsenin hayatını haksız yere yok etmek daha büyük bir kötülüktür. O halde Atinalılar, siz tanrının bir vergisi olan beni mahkum etmekle ona karşı bir günah işlemeyiniz dediğim zaman sizin sandığınız gibi kendimi değil sizi düşünüyorum. Çünkü gülünç bir benzetmeye müsaade edin. Beni öldürürseniz hem büyük hem cins ama büyüklüğünden dolayı ağır ve dürtülmek isteyen bir ata benzeyen devleti yerinden oynatmak için tanrının musallat ettiği benim gibi bir at sineğine kolay kolay bir halef bulamazsınız. Ben tanrının devletin başına musallat ettiği bir at sineğiyim. Her gün her yerde sizi dürtüyor, kandırıyor, azarlıyorum. Benim gibi bir kimseyi kolay kolay bulamayacaksınız. Onun için size kendinizi benden yoksun bırakmamanızı tavsiye ederim. Belki de ansızın uykusundan uyandırılan biri gibi canını sıkılarak Anitos'un öğüdüne uyar, beni kolayca vurup öldürebileceğinizi sanır ve Tanrı size acıyıp başka bir at sineği gönderinceye kadar hayatınızın geri kalanında gene uykuya dalarsınız.'' Size tanrı tarafından gönderildim demenin ispatını mı istiyorsunuz? Ben başkaları gibi olsaydım yıllarca sizi erdeme yeltmekle bir baba, bir abi gibi teker teker sizin meselelerinizle uğraşmakla kendi işlerimi savsamaz, onlara sabırlı bir seyirci kalmazdım. Böyle bir hal sanırım ki insan tabiatına uyan bir şey değildir. Bundan bir şey kazansaydım Yahut yol gösterme ve aydınlatmalarımın karşılığında para alsaydım, bu hareketimin belki bir anlamı olurdu. Fakat şimdi kendiniz de görüyorsunuz ki, beni suçlayanların küstahlığı bile bir kimseden para aldığımı veya almak istediğimi söylemeye varamıyor. Çünkü bunu hiçbir vakit görmemişlerdi. Bu sözümün doğruluğuna yetecek kadar şahitlik edecek bir şeyim var fakirliğim Devlet işlerine girerek fikirlerimi oradan söylemek varken herkese ayrı ayrı öğüt vermeye, başkalarının işlerine karışmaya kalkışmam belki size şaşılacak bir şey gibi gelebilir. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Bir tanrının veya tanrısal bir ruhun bana göründüğünden çok kere ve birçok yerde söz ettiğimi işitmişsinizdir. Meletos'un suçlamasında bununla alay ettiğini de bilirsiniz. Bir nevi ses olan bu işaret bana çocukluğumda gelmeye başlamıştı. Bu ses beni hep göreceğim işlerden alıkor ama yap diye hiçbir vakit emretmezdi. İşte beni siyasete girmekten alıkoyan da budur. Bu alıkoymanın da çok yerinde olduğuna inanıyorum. Çünkü Atinalılar, ben siyasetle uğraşsaydım, besbelli ki çoktan yok olurdum. Ne size ne de kendime hiçbir iyilikte bulunamazdım. Canınız sıkılmasın ama hakikat şudur ki, devlette görülen birçok kanunsuz, haksız işlere karşı doğrulukla savaşarak, size veya herhangi başka bir kurula karşı giden hiç kimse ölümden kurtulamıyor.'' Evet. Ancak hak yolunda çalışan bir kimsenin kısa bir zaman olsun yaşayabilmesi için devlet adamı değil sadece yurttaş olarak kalması gerekiyor. Size hem yalnız sözle değil daha çok değer verdiğiniz işle söylediklerimi ispat edebilirim. Size başımdan geçen bir olayı anlatayım. O zaman ölüm korkusu yüzünden haksızlığa hiçbir vakit boyun eğmemiş Amy'ye ölümü üstün tutmuş bir adam olduğumu görürsünüz. Size mahkemeler hakkında belki pek önemli gözükmeyen ama gerçekten olmuş olan bir şeyi anlatacağım. Atinalılar. Şimdiye kadar üzerime aldığım biricik devlet memurluğu halk kurulu üyeliği olmuştur.'' Mensup olduğum Antiochis Oyma, deniz savaşından sonra ölenlerin cesetlerini toplamayan 10 komutanın duruşmasında Britanya makamında bulunuyordu. Hepinizin sonraları kabul ettiğiniz gibi kanuna aykırı olarak onları toptan muhakeme etmeyi ileri sürmüştünüz. O zaman kanuna aykırı olan bu harekete karşı koyan biricik üye ben olmuş, oyumu sizin tarafınıza vermemiştim. Hatipler beni suçlamakla, hapse sokmakla korkuttukları zaman, sizler bağırıp çağırdığınız zaman, ben ne hapsolmaktan ne de öldürülmekten korkarak haksızlıklara ortak olmaktansa kanun ve doğruluğun tarafında tehlikeye atılmaya karar vermiştim. Bu olay şehrimizin demokratlıkla yönetilmekte olduğu zamanlarda olmuştu. Otuzların oligarşiliği, İktidarı ele alınca benimle birlikte öbür dört kişiyi Tolos'a çağırarak, öldürmek istedikleri Salaminli Leon'u Salamin'den getirmemizi istediler. Bu, onların işledikleri cinayetlerden, ellerinden geldiği kadar çok kişiyi sorumlu kılmak için verilmiş emirlerinden biriydi. O zaman bu şartlar altında, sözüm caizse, ölüme kıl kadar önem vermediğimi, en çok hatta biricik önem verdiğim şeyin haksızlıktan, günah işlemekten sakınmak olduğunu yalnız sözle değil, edimle de gösterdim. Bu zorlu idarenin kuvvetli kolu haksızlık işletecek kadar beni korkutamadı. Tolos'tan çıkar çıkmaz öteki dört kişi Salamin'e gidip, Leon'u getirdikleri halde ben sadece evime döndüm. Belki çok geçmeden otuzların idaresi sona ermeseydi, bu hareketimi hayatımla ödeyecektim. Bu sözlerin doğruluğuna size birçok kimse şahitlik eder. O halde, siyaset hayatına girdiğim halde, iyi bir adam gibi hep hak gözetir ve tabi olarak doğruluğu her şeyden üstün tutsaydım, şimdiye kadar sağ kalabilir miydim sanırsınız? Hayır. Atinalılar, hayır! Bu ne bana ne de başka bir kimseye nasip olurdu. Halbuki bütün hayatımda, özel olsun, genel olsun, bütün hareketlerimde hiç değişmedim. Öğretiliklerimi lekeleyenlere nerede, başkalarına da doğruluktan ayrılarak alçakçasına boyun eğmedim. Devamlı öğrencilerim olduğu iddiası da doğru değildir. Ben bana düşeni yerine getirmeye çalışırken genç, ihtiyar beni dinlemek isteyenleri geri çevirmedim. Bana yalnız para verenlerle konuşmadım. Zengin, fakir herkes bana sorabilir, cevap verebilir, sözlerimi dinleyebilir. Fakat bundan sonra o kimse iyi yahut kötü bir insan olmuş. Her ikisini de bana yüklemek haksızlık olur. Çünkü ben ona ne bir şey öğrettim? ne de öğreteceğime söz verdim bir kimse benden başkalarının işitmediği ayrı bir şey öğrendiğini veya işittiğini ileri sürerse biliniz ki yalan söylüyor öyleyse birçok kimsenin benimle konuşmak için birçok zamanlarını vermekten hoşlanmalarına sebep nedir bunu nasıl sebebini atinalılar açıkça size söyledim bu kimseler hiçbir bilgelikleri olmadığı halde, bilgi olduklarını iddia eden kimselerin sorguya çekilmesini dinlemekten hoşlanıyorlar. Gerçekten bu pek tatsız bir şey de değildir. Başkalarını sorguya çekmeyi bana Tanrı emretmiştir. Bu yol bana Tanrı sözleriyle, gözüme gözüken hayallerle, Tanrı iradesinin insanlara göründüğü her vasıtayla gösterilmiştir. Atinalılar bu sözüm gerçektir. Öyle olmasaydı şimdiye kadar karşıtı ispat olunurdu. Ben gençleri bozmuşsam, hala da bozuyorsam, şimdiye kadar büyümüş olanlar, gençliklerinde kendilerine kötü öğütler verdiğimi anlamış olanlar ortaya çıkarak beni suçlar, benden öç alırlardı. Bunu yapmak istemezlerse bile, hiç olmazsa yakınlarından biri, babaları, kardeşleri veya hısımları benim yüzümden ailelerinin ne felaketlere uğradığını söylerdi. Şimdi tam zamanıdır. Onların birçoğunu burada görüyorum. İşte çocukluk arkadaşım, benim bölgemden olan Kriton. İşte oğlu Kritebulos, Sonya, Aeskines'in babası da, Sfettoslu Lisanias da burada. Bunlardan başka Epigenes'in babası Kepisi Antifon'u ve benimle beraber bulunmuş olan birçok kimsenin kardeşlerini de görüyorum. Theozodites'in oğlu ve Teodotos'un kardeşi Nikostrates. Teodotos şimdi sağ değil, onun için o mani olamaz. Demodokos'un oğlu ve Teages'in kardeşi Paralos. Aristo'nun oğlu ve şurada gördüğünüz Eflatun'un kardeşi Adiemantos hazır bulunuyor. Apollodoros'la kardeşi Ayandotoros'u da görüyorum. Daha birçoklarını sayabilirim. Meletos bunların bazılarını suçlamasında şahit göstermeliydi. Unutmuşsa şimdi yapsın. Kendisine yol gösteriyorum. Bu çeşitten istediği şahidi göstersin.'' Fakat Atinalılar, hakikat bunun tam tersidir. Çünkü bunların hemen hepsi Meletos'la Anitos'un iddiasına göre arkadaşlarını bozmuş, baştan çıkarmış olan benden yana şahitlik edeceklerdir. Hem yalnız bozulan gençler değil, benden yana şahitlik etmelerine hiç sebep olmayan, bozulmamış daha yaşlı akrabaları da. Bunlar şahitlikte niçin benim tarafımı tutarlar? Herhalde Yalnız hakikatin doğruluğun hatırı için, doğru söylediğimi, Meletos'un yalan söylediğini bildikleri için. Sözün kısası, Atinalılar, savunmam için bütün söyleyeceklerim, buna ve buna benzer şeylere varır. Bir sözüm daha var. Belki içinizde buna benzer, hatta bundan daha az önemli bir sorunda kendisinin, Gözyaşları dökerek yargıçlara yalvarıp yakardığını, yargıçları yumuşatmak için çocuklarını bir sürü hısım ve dostlarıyla birlikte mahkemeye getirdiğini hatırlayarak kızan biri olacaktır. Halbuki ben belki de hayatım tehlikede olduğu halde bunların hiçbirini yapmadım. Bunun tam tersine hareket ettiğimi görünce belki bu kızgınlıkla oyunu benden yana vermeyecektir aranızda böyle biri varsa muhakkak vardır demiyorum ona açıkça cevap verip derim ki dostum herkes gibi ben de bir insanım Homeros'un dediği gibi tahtadan veya taştan değil etten kandan yapılmış bir varlığım benim de çoluğum çocuğum vardır evet Atinalılar biri hemen hemen yetişmiş erkek olmuş ikisi henüz çocuk üç oğlum vardır Böyle olduğum halde sizden beraatımı dilemeleri için hiçbirini buraya getirmeyeceğim. Niçin? Küstahlıktan yahut size karşı saygısızlıktan dolayı değil. Ölümden korkup korkmadığın da ayrı bir mesele. Şimdi bundan söz açacak değilim. Ancak bence böyle bir hareket kendimin, sizin ve bütün devletin şerefine aykırıdır. Benim yaşıma gelmiş, Bilgeliğiyle tanınmış bir kimsenin böyle bir aşırılığa düşmemesi gerekir. Herhalde herkes Sokrates'in şu veya bu bakımdan, başkalarından ayrı olduğuna inanıyor. Halkın bu fikri bana uyuyormuş, uymuyormuş, bunu burada araştırmıyorum. Aranızda bilgeliği, cesareti, Yahut herhangi bir erdemiyle sivrilmiş olduğu söylenen kimselerin böyle aşağı bir harekete düşmeleri ne kadar utanılacak bir şeydir. Hüküm giydikleri zaman garip garip bir takım hareketlerde bulunan nice tanınmış adamlar gördüm. Bunlar sanki ölümle korkunç bir ıstıraba gideceklerini, sanki sadece yaşamalarına izin verilmekle ölmez olacaklarını sanıyorlar. Fikrimce bu gibi şeyler devlete karşı saygısızlıktır. Bunların bu gibi hareketleri dışarıdan gelen bir yabancıya, Atina'nın en ünlü adamlarının gene kendi hemşerilerinin ün ve mevki verdiği bu kimselerin kadınlar kadar bile yürekli olmadıkları kanaatini verir. O halde Atinalılar bu gibi şeyleri hiç olmazsa bizim gibi ünlü kimselerin başarmaması gerekir. Başarırlarsa sizin de onlara göz yummamanız, soğuk kanlılık göstereceği yerde acıklı sahneler hazırlayarak şehri gülünç bir hale sokan bu gibi kimseleri daha şiddetle mahkum etmek istediğinizi göstermeniz gerekir. Bundan başka, halkın düşüncesi meselesini bırakalım. Yargıcı aydınlatmak ve kanık satmak yerine, onun lütfunu rica ederek beraat kazanmak da doğru bir şey değildir. Çünkü yargıcın vazifesi doğruluğu bağışlamak değil, herkesin hakkını ölçerek hüküm vermek, kendi keyfine göre değil, kanunlara göre hüküm vermektir. Yalan yere and içmeye alışarak sizi tesir altında bırakmamalıyız. Siz de buna göz yummamalısınız. Bu dine uymaz bir hareket olur.'' O halde Atinalılar, hele şimdi Meletos'un ileri sürdüğü iddiaya göre, burada dinsizlikten muhakeme edildiğim bir sırada, şerefsiz, dine uymaz, yanlış saydığım bir şeyi yapmamı benden beklemeyiniz. Çünkü sizi rica kuvvetiyle kandırmaya, yeminlerinizi bozmaya çalışsaydım, tanrıların olmadığına inanmayı size öğretmiş, kendimi müdafaa ederken Tanrıları inkar etmek ithamına karşı yalnız kendi kendimi kandırmış olurdum. Fakat hakikat büsbütün bunun tersidir. Ben tanrıların varlığına ey Atinalılar, bütün beni suçlayanların inandığından daha yüksek bir anlamda inanırım. 2 Atinalılar benim için verdiğiniz mahkumiyet kararına üzülmeyişimin birçok sebepleri var. Bunun böyle olacağını bekliyordum. Yalnız, oyların birbirine bu kadar denk denecek derecede ikiye ayrılmış olmasına şaştım. Çünkü benim aleyhimde olan çokluğu daha büyük sanıyordum. Halbuki şimdi öbür tarafa 30 oy gitmiş olsaydı beraat kazanmış olacaktım.'' Bu yüzden diyebilirim ki Meletos'un suçlamasından beraat kazanmış sayılırım. Hatta üstelik Anitos'la Likon beni suçlamak için buraya gelmeselerdi, kanunun istediği gibi oyların beşte birini kazanmayarak bin drahmi para cezasına da mahkum olacaklardı. O şimdi ölüm cezası teklif ediyor. Bense kendi hesabıma neyi ileri süreyim Atinalılar? Şüphesiz değerim neyse onu, o halde hakkım nedir? Bütün hayatında herkesin düşkün olduğu birçok şeylere, zenginliğe, aile bağlarına, askerlik rütbelerine, halk kurullarında nutuklar vermeye, başkanlıklara, taraflara hiç aldırmamış bir adama verilecek karşılık ne olabilir? Ben bir siyaset adamı olmak için fazla dürüst olduğumu düşünerek size ve kendime iyilik etmeme engel olacak hiçbir yola sapmadım. Tam tersine Hepinize iyilik etmemi mümkün kılan bir yola girdim. Herkesin kendini düşünmekten, kendi işlerinin peşinde koşmaktan önce erdemi, bilgeliği araması gerektiğini, devletin sırtından faydalanmaya bakmazdan önce devlete bakması lazım geldiğini sizlere kabul ettirmeye çalıştım. Böyle bir kimseye ne yapılır Atinalılar? Herhalde ona bir mükafat verilmek lazımsa İyi bir şey verilmeli ve bu iyilik ona yakışır bir şey olmalıdır. Sizi yetiştiren, sizi aydınlatmak için işini gücünü bırakmayı her şeyden üstün gören fakir bir adama yakışan mükafat ne olabilir? Atinalılar, ona Piritaneon'da beslemekten daha yakışan bir mükafat olamaz. Böyle bir mükafat, Olimpiyada at yarışlarında Bilmem kaç atılı araba yarışlarında mükafat kazanan bir yurttaştan çok ona yaraşır. Çünkü ben fakirim. Halbuki onun yetecek kadar geliri vardır. O size yalnız bahtiyarlığın görünüşlerini, bense gerçeği veriyorum. Bana vereceğiniz cezanın uygun ve yerinde bir ceza olması isteniyorsa, diyeceğim ki, bana Pritaneon'da beslenmek en doğru bir karşılıktır.'' belki daha önce gözyaşları ve yalvarmalar hakkında söylediğim gibi bu sözlerimle de size boyun eğmediğimi göstermek istediğimi sanacaksınız ama öyle değil hiç öyle değil bunları isteyerek hiçbir yanlış harekette bulunmadığıma inanarak söylüyorum böyle olduğu halde sizi de buna kandıramam çünkü vakit pek dar Başka şehirlerde olduğu gibi Atina'da da büyük davaların bir günde görülmemesi için bir kanun olsaydı o zaman sizi kandırabileceğime inanırdım. Fakat bu kadar az bir vakitte bu kadar büyük suçlamaları dağıtamam. Nasıl şimdiye kadar kimseye kötülük etmemişsem kendime de elbette etmeyeceğim. Kendimin bir kötülüğe layık olduğunu söylemeyeceğim. Kendim için bir ceza teklif etmeyeceğim. Niçin edeyim? Meletos'un ileri sürdüğü ölüm cezasından korktuğumdan mı? Ölümün bir iyilik mi yoksa bir kötülük mü olduğunu bilmediğim halde, muhakkak kötülük olan bir cezayı neden teklif edeyim? Hapis cezası mı? Niçin cezaevlerinde yılın yargıçlarının, onbirlerin, savcılar kurulunun kölesi olayım? para cezası mı diyeceksiniz? Yoksa para cezası ödeninceye kadar hapislik mi diyeceksiniz? Buna karşı da aynı şey söylenebilir. Çünkü beş param olmadığından cezayı da ödeyemeyeceğimden cezaevinde öleceğim. O halde sürgünlüğümü teklif edeyim. Belki siz de bu cezayı kabul edersiniz. Ama benim kendi hemşerilerim olan sizler bile Artık benim konuşmalarıma, sözlerime tahammül edemezken, bunları çekemez ve iğrenç bulurken, başkalarının bana tahammül edeceğini umacak kadar düşüncesiz olmak için yaşama hırsının gerçekten gözlerimi bürümüş olması lazım. Hayır, hayır. Atinalılar, bu hiç de böyle değildir. Yer yer dolaşarak, sürgün yerimi hep değiştirerek her gittiğim yerden kovularak yaşamak, benim yaşında bir adam için ne acı bir şeydir. İyi biliyorum ki burada olduğu gibi, her gittiğim yerde gene gençler beni dinlemek için etrafıma üşüşecekler. Onları yanımdan uzaklaştırsam daha yaşlı hemşerilerini ayaklandırarak beni dışarı attıracaklar.'' Etrafıma toplanmalarına izin verirsem babaları, dostları gene onların yüzünden beni yurtlarından kovacaklar. Belki bana denecek ki, Sokrates, ağzını tutamaz mısın? Sana kimse karışmadan yabancı bir şehre giderek yaşayamaz mısın? Buna vereceğim cevabı anlatmak çok güç. Çünkü dediğinizi yapmanın Tanrı'ya karşı bir itaatsizlik olacağını, onun için ağzımı tutamayacağımı söylersem ciddi bir söz söylediğime inanmayacaksınız. Erdemi üzerinde hem kendini hem başkalarını sınadığın, daha birçok meseleleri her gün tartışmanın insan için en büyük iyilik olduğunu, imtihansız hayatın yaşamaya değer bir hayat olmadığını söylersem bana gene inanmayacaksınız. Size kabul ettirmek kolay olmamakla birlikte söylediklerim doğrudur. Kendimi hiçbir cezaya layık görmeye de alışmadım. Param olsaydı beni beraat ettirecek bir para cezası teklif ederdim. Bundan bana kötülük gelmez. Ama ne yapayım? Yok. Bunun için bu para cezasını ancak benim verebileceğim kadar kesmenizi dilerim. Evet belki bir mina verebilirim Onun için bu cezayı teklif ediyorum. Buradaki dostlarım Eflatun, Kiritobulos ve Apollodoros 30 mina teklif etmem için beni sıkıştırıyorlar. Onlar kefil olacaklar. Haydi 30 olsun bu para için onlar size yeter teminat olacaklardır. Atinalılar. Sokrates'i bir bilgeyi öldürmüş olmakla şehrinize ayıplayacak olanlardan alacağınız kötü üne karşılık büyük bir karınız olmayacak. Ben gerçekte hiçbir şey bilmeyen bir adam olduğum halde onlar sizi kötülemek istedikleri zaman benim bilge olduğumu söyleyecekler. Halbuki biraz daha beklemiş olsaydınız, istediğiniz tabiatın yürüyüşüyle kendiliğinden yerine gelmiş olacaktı. Çünkü gördüğünüz gibi yaşım çok ilerlemiştir. Ölümden çok uzak değilim. Şimdi hepinize değil, yalnız bana ölüm hükmünü verenlere sesleniyorum.'' Onlara söyleyecek bir şeyim daha var. Belki beraatımı kolaylaştıracak şeyler söylemediğimden, suçluluk kararından kurtulmak için gereken şeyleri söylemeyi ve yapmayı kabul etmediğimden dolayı mahkumluğuma karar verildiğini sanacaksınız. Hayır. Mahkum olmama sebep olan kusur, sözlerimde değil, sizin istediğiniz gibi ağlayarak, sızlayarak, haykırarak, bence bana yakışmayan, fakat başkalarından daima işitmeye alıştığınız birçok şeyleri söyleyerek ve yaparak, size söylemek istediğimi, yüzsüzlüğümü, küstahlığımı göstermeyişimdendir. Fakat ben tehlikeye düştüğüm zaman, ne böyle aşağılıklara, alçaklıklara saparım, ne de kendimi müdafaa etmediğime pişman olurum. Asla. Böyle bir şey yapmaktansa, sizin alıştığınız gibi kendimi müdafaa etmektense, alıştığım gibi söz söyleyerek ölmeyi üstün görürüm. Çünkü savaş meydanında olduğu kadar adalet karşısında da ben de başka hiç kimse de kendini ölümden kurtaracak vasıtaları kullanmaya kalkışmamalıdır. Evet, çok defa bir kimse savaşta silahlarını bırakmakla düşmanlarının önünde diz çökmekle ölümden kurtulabilir. Her şeyi söylemeyi, her şeyi yapmayı kabul eden bir kimse için her türlü tehlike karşısında ölümden kurtulmanın daha birçok çareleri vardır. Yalnız şuna iyice inanınız yargıçlarım. Asıl mesele ölümden sakınmak değil, haksızlıktan sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar. Ben yaşlı ve ağır olduğumdan yavaş koşan bana yetişmiştir. Halbuki benim suçlayanlar kuvvetli ve çabuk olduklarından, çabuk koşan kötülük onlara yetişmiştir. Şimdi ben tarafınızdan ölüm cezasına, onlar da hakikat tarafından kötülüğün ve haksızlığın cezasına mahkum edilerek ayrılıyoruz. Ben cezama boyun eğerim, onlar da cezalarına boyun eğsinler. Herhalde böyle olması mukaddermiş.'' belki de yerindedir. Şimdi, ey beni mahkum edenler, size bir kehanetimi söylemek isterim. Çünkü ben şimdi hayatın öyle bir anında bulunuyorum ki, burada insanlar ölmezden önce kehanet gücüne erişirler. O halde benim katillerim olan sizlere haber vereyim ki, ölümümden çok geçmeden bana verdiğiniz cezadan daha ağır bir ceza sizi beklemektedir. Beni öldürmekle hayatınızın hesabını soranlardan kurtulacağınızı sanıyorsunuz. Fakat bana inanınız, sandığınızın tam tersi olacaktır. Evet. Hiç şüphe etmeyiniz. Şimdiye kadar öne atılmalarına engel olduğum birçok kimseler karşınıza çıkacak. Sizi şiddetle suçlayacaklardır. Bunlar daha genç oldukları için sizi daha çok incitecekler. Sizinle daha çok uğraşacaklardır. Atinalılar, insanları öldürmekle herkesi kötü hayatınızı kınamaktan alıkoyacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu olası bir kaçış yolu, ünlü bir kaçış yolu değildir. En kolay en asil yol başkalarını hiçbir şey yapamayacak bir hale getirmek değil, kendinizi yükseltmektir. İşte buradan ayrılmadan önce beni mahkum eden yargıçlara söyleyeceğim kehanet budur. Beni beraat ettiren dostlar, yargıçlar meşgulken, öleceğim yere gitmeden sizlerle olup bitenler hakkında görüşmek isterim. Onun için azıcık daha durunuz. Birbirimizle görüşebilecek kadar vakit var. Siz benim dostlarımsınız. Onun için başıma gelenin manasını size belirtmek isterim. Ey yargıçlarım. Çünkü ancak sizlere gerçekten yargıç diyebilirim. Size gerçekten şaşılacak bir olayı anlatmak isterim. Şimdiye kadar gündelik işlerde bile kötü veya yanlış bir iş işlemek tehlikesi karşısında içimden gelen tanrısal bir ruh beni alıkoyuyordu. Şimdi ise gördüğünüz gibi herkese göre belki de kötülüğün en kötüsü ve en sonuncusu başıma gelmiştir. Halbuki sabahleyin evimden ayrılırken de, mahkeme karşısına çıktığımda da, burada söz söyleyeceğim anlarda da Tanrı sesi beni alıkoymamıştır. Başka hallerde birçok kereler söz söylerken, beni alıkorken, bugün bu mesele üzerinde söylediğim ve yaptığım şeylerin hiçbirinin önüne geçmemiştir. Bu susmanın manası nedir? İşte size bunu söyleyeceğim. Bu şüphesiz başıma gelenin iyilik olduğuna ölümün bir kötülük olduğuna inananlarımızın yanıldıklarına bir alamettir. Çünkü iyiliğe değil kötülüğe doğru gitmiş olsaydım her zamanki işaret herhalde beni alıkoyacaktı. Başka türlü düşünürsek ölümün bir iyilik olduğunu umduracak sebep olduğunuzu da görürüz. Ölüm iki şeyden biridir. Ya bir hiçlik bütün şuursuzluk halidir yahut da herkesin dediği gibi ruhum bu dünyadan ayrılarak başka bir dünyaya geçmesidir. Ölüm bir şuursuzluk, deliksiz ve rüyasız uyuyan bir kimsenin uykusu gibi bir uykuysa, o ne mükemmel, ne tam bir kazançtır. Bir kimse uykusunda hiç rüya görmediği bir gecesini düşünerek bunu hayatının öteki günleri ve geceleriyle karşılaştırsaydı, bütün hayatında bundan daha iyi ve daha hoş kaç gün ve kaç gece geçirmiş olduğunu da bize söyleseydi, sanırım ki herkes, değil yalnız alelade kimseler, büyük hükümdar bile hayatında böyle pek az gündüz ve gece bulurdu. Ölüm bu çeşit bir uykuysa büyük bir kazançtır.'' Çünkü öyle olunca zamanın bütün akışı tek bir gece gibi gözükecektir. Ama ölüm bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götüren bir yolculuksa ve herkesin dediği gibi bütün ölenler başka dünyada yaşıyorlarsa yargıçlarım bizim için bundan daha büyük ne iyilik olabilir? Gerçekten öteki dünyaya vardığımızda bu dünyada doğruluk iddia eden kimselerden kurtularak, denildiği gibi asıl doğruluğu veren gerçekten yargıçları, Minos'u, Rahadamantos'u, Aikos'u, Triptolemos'u, doğru yaşamış olan yarı tanrıları bulacaksak, bu yolculuk hiçbir zaman bir ceza olamaz. Bir kimse orada, Orfeus'a, Musaios'a, Homeros'a, Kesiyordu olsa, kavuşacaksa, bunun için ne vermez ki? Hayır, bu doğruysa, bırakınız bir daha, bir daha öleyim. Hele Palemedes'le Telemon'un oğlu Ayyas'a haksız bir hüküm yüzünden. Helen eski kahramanlarıyla buluşmak bizim için ne yüksek bir şeydir. Kendi sonumu onların sonuyla karşılaştırmak benim için ne büyük bir zevk. Hepsinin üstünde, burada olduğu gibi öteki dünyada da öz ve yanlış bilgeliği araştırmamı ilerletebileceğim. Kimin bilgiç, kimin cahil olduğunu anlayabileceğim. Yargıçlar Büyük Troya seferinin önderi Odysseus'u, Sisifos'u, kadınla erkekli daha birçoklarını deneyebilmekte ne büyük bir zevk var. Onlarla konuşmakta, onların arasında yaşamakta, onlara sorular sormaktan ne sonsuz bir zevk olacaktır. Orada hiç şüphesiz sormak yüzünden ölüme mahkum edilmek tehlikesi de yoktur. Bizden daha mesud olduktan başka, doğruyu söyleyen orada ölmez de olacaktır. O halde yargıçlar, siz de benim gibi ölümden korkmayınız. Şunu biliniz ki iyi bir insana ne hayatta ne de öldükten sonra hiçbir kötülük gelmez. Onu ve onun gibileri tanrılar daima korurlar. Benim yaklaşan sonum sadece bir tesadüf işi değildir. Tam tersine apaydın görüyorum ki ölmek ve böylece bütün acılardan büsbütün kurtulmak benim için daha değerlidir. İşte, içimden gelen işaretin alıkoymamasının sebebi budur. Gene bunun için beni mahkum edenlere, beni suçlayanlara asla kızmıyorum. Onlar bana iyilik etmeyi bile bile istememişlerse de, bana hiç kötülük de etmemişlerdir. Onları ancak bana bilerek kötülük etmek istediklerinden dolayı kınayabilirim. Sizden dileyeceğim bir şey daha kaldı. Çocukların büyüdükleri zaman Atinalılar, Erdem'den çok zenginliğe yahut herhangi bir şeye düşkünlük gösterecek olurlarsa, ben sizinle nasıl uğraşmışsam, siz de onlarla uğraşınız, onları cezalandırınız, kendilerine, kendilerinde olmayan bir değeri verir, önem vermeleri gereken şeye önem vermez bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanırlarsa ben sizi nasıl azarlamışsam siz de onları öyle azarlayınız bunu yaparsanız bana da okullarıma da doğruluk etmiş olursunuz artık ayrılmak zamanı geldi yolumuza gidelim ben ölmeye siz yaşamaya Hangisi daha iyi? Bunu Tanrı'dan başka kimse bilemez. Son.